doğumlu falan yani kardeşim. 93, 92 tabii, doğumlu falan tabii. Yani. Tabii. Yani. Thierry Henry. Serdar abi diyet iyi gidiyor belli ki demiş bu arada. Diyet iyi Hakan gidiyor Savaş. Maşallah 3,5 kilo verdim. Bir haftada. Geçen perşembe başladın yeme bizi Serdar. Vallahi perşembe akşam başladın. 3,5 kilo verdim. Bir haftada. Güzel başladı. Bir haftadan önce. Valla bu akşam yani, da salata yedi. Yani su mu bilmiyorum da 3,5 kilo, 3,4 kilo verdim. Yani 3,5 tam olmadı ama 3,4 kilo verdim. Perşembeden bu yana. Siyah da giyiyorsun. Ama bu şey... su mu atıyor işte? 20 kilomuz falan var daha yani. Daha var. Daha uzun ince bir yolun çok başındayız. Diyet sevgisiyle geldik diyorsunuz. Siz kimin sayesinde aşık oldunuz demiş Murat Demir. Ben eniştem Fenerbahçeli yaptı. Kulakları çınlasın ablamın eşi Cihat abi. O da Cihat yaptı, kötü mü yaptı? Geliyordu? İyi yaptı mı kötü yaptı? İyi mi yaptı kötü mü yaptı bilmiyorum. O yaptı çünkü benim bütün ailem, yani ailemde hiçbir tane Fenerli yok. Ben babam Trabzonsporlu. De. Babam Trabzonsporlu. O da... Ablalar Beşiktaşlıydı galiba. Baba, hem biz Trabzonlu değiliz ama babam Trabzonsporlu. O da nefret etmiş İstanbul takımlarından ondan. Ondan sonra annem çok fanatik Galatasaraylı. Annemin ailesi zaten hepsi Galatasaraylı. Yani anne tarafım Galatasaraylı. O Galatasaray yıllar evvel işte bir karısı ziyarete gitmiş. Oradan sonra herkes Galatasaraylı olmuş zaten. Bütün ablalarım, kuzenlerim, dayılarım, şunlar bunlar da Beşiktaş'tı. Yani ben bir tek ayrı kotu benim, o benim eniştem şey yaptı işte Fenerbahçeli yaptı. O yüzden hani ben yani abim, ablalarım falan da Beşiktaşlı. İster istemez herhangi bir takıma düşmanlık besleyemiyorum yani. Düşmanlık yok zaten. Hayır, öyle diyorsunuz ya, o düşmanız, bu düşman diyorlar ya. Annem Galatasaraylı. Annem Galatasaraylı ya. Bir de fanatiktir annem. Baş migreni falan tutardı eskiden. Artık çok izlemiyor da. Şeye falan bayağı tepki gösterirdi yani. Ay Tanju seni falan diye. Şey vardı bir de, o dün gece sevgilim arada birden ayrılalım dedi, hayır yok senden, Beşiktaş'ı daha çok sevdim benden, bitti gitti dersin soran olursa. Öyle bir şey yok ya. Güzel bir tezahürat. 10 kişi falan biliyor herhalde. Ya biliyor, hayır bilir Beşiktaş taraftarı. 110 kişi biliyor. Kalan 9'u gibi. O kadar yani. Abi de diyorum sana bak, sabah 9'da oradayız. Abi yağmurlu bir günde görmüştüm seni. Üstünde çubuklu, çubuklu formalar çok vardı. Bir anda vuruldum, aşık oldum ben. Bu bir. Hayatın anlamı. Hayatın, aşık olduğum renklerine Beşiktaş 2. Bir de neydi demin söyledik, Coşkun Sabah'ın şarkısı o. Aşırım tamam mı? Benim bir de siyah beyaz aşk hikayesi. 3. 4 tane. O da bayağı kayanda. Bayağı var yani. Bayağı var. Şeyde Galatasaray'da var mı 4 tane? Galatasaray'da yoktur yani. Aşk kelime, aşk ve sevgi geçen. Yani sevgi geçen çoktur da 1000 tanedir. Yani seni sevmeyen ölsün seni var. Seni sevmeyen ölsün ama bir zamanların tabii kültüdür yani. Yani şeyidir o tabii. Beşiktaş'ın direkt futbolcusu var artık. Kim? Kevin Love. Aşk yani. What is love? What is love diyor. Wagner love. What is love diye çalmaya başladı yani. Peki. Birçok konuşacağımız konu var. Birçok yorum da var bu arada. Bizde de Metin Oktay'dan gelmiştir yani o hikaye. Benim söylemedin anne evet. Tarafı futbolla fazla ilgilenmez. Yani şeylerde dedem rahmetli öyle bir Fenerbahçe lafı ederdi. Dayım çok light bir Fenerbahçelidir. Teyzemler takım tutmazlar. Annem de öyle takım falan tutmaz. Biz tabii babam da babası zaten çok küçük yaşta olduğu için bilmiyor hangi takım tuttuğu. Babam da işte bizim Isparta'nın Senirkent ilçesinde yaklaşık 5-6-7 yaşından itibaren işte radyoda Metin Oktay aşağı, Metin Oktay yukarı falan filan. İstanbul'a geldikten sonra babam da çok fanatik değildir ama yani şey tribün fanatiği değildir. Ben mesela babamla maç seyredemem bazen. Ya baba vuruyor görmüyor musun? O ayağını koymasın diyor. Güzel. Babam da benim hep formasını giyip izler yani. Kimse annem de Fener maçı izleyince direkt hakeme. Ama ya, bu hakemin yaptığı çok ayıp diye. Bazı hakem, hakem arkadaşlarımız var. Yani tanıdığımız. Maçı aldı Fener'e verdi diyor. Bak eğer babamla farklı yerde maç seyrediyorsak telefona babam yazınca şey senin bu arkadaşın diye başlıyor yalnız. Ya alakası yok. Hepsinin arkadaşımı zannediyor. İki tane arkadaşım var. Hepsinin arkadaşımı zannediyor. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu arada biz dedim ya 9'da giriyoruz. Birçok arkadaşımı da öyle sabah köründe sokmuştum vardır. Sonradan biliyorsun orası yeni açık olduğu için üstü açıktı. Bir şekilde yağmur mağmur yağdı mı ıslanıyorsun. Yalandan bir çatı yaptılar ona biliyorsun. Hiçbir işe yaramıyor. Hala ıslanıyorduk böyle altında. Üstü açık, üstü açık sarı desene diye bağırıyorlar mıydı? Orada bağırmıyorlardı haliyle. Peki yani, bak. Bizim olayımız budur. Benim olayım budur yani. Samimiyetle anlattım. Biz de anlattık. Teşekkür ederiz. Serdar'la ortak üzerimiz ikimizin halde Fenerbahçeli yok. Evet yok. Ben yok yani. Ya var da bize dayım falan çok like'tı. Babam 1976'da. Bankacı müdür, ben banka müdürüyüm ben emekli. Banka müdürü olarak, hani bankacılar şeye gelirler ya böyle İstanbul'a. Teftişe. Genel, yok. Eğitime. Eğitime, işte bilmem genel bir şeye filan. Babam da çok futbolla ilgisi yok yani. Futbolu pek sevmiyor babam. Yani ona göre böyle lüzumsuz bir iş yani. O böyle yazlıkta bile kravatla oturduğu için. Ondan sonra diyorlar ki abi bir maça götürelim seni işte. Fenerbahçe maçına götürüyorlar. Selim abiler oynuyor. Selim Soydan. O gün 6 parmak. Bu zaten futbol sevmiyor ya. Fenerbahçe maçına götürüyorlar böyle filan. Pek de hoşlanmıyor.
Zaten Fener'e de bir mesafeli. Annem Galatasaraylı, evdekiler Beşiktaşlı falan ya. Hani Fenerbahçe diye bir olayı yok zaten adamın. Metin diye bir futbolcu almışlar PTT'den o zaman. PTT Spor'dan. PTT deyince az sonra PTT ile ilgili de bir şey söyleyeceğiz. O zaman PTT Spor varmış. Fenerbahçe'de Metin diye bir oyuncu almış. Bu Metin'e de 1 milyon lira mı ne? İyi bir para vermişler. Tamam mı? O çok para alıyor diye Selim abiyle o gün altı parmak onlara pas vermiyormuş Metin'e. Babam da hani çok bilmiyor ama arkadaşlarına soruyor ya bunlar niye bu adama pas vermiyorlar diye. Ona da bu şekilde anlatmışlar. Kolektifi bozan bir adam mı var ortada? Ya işte çok para alan adam oynatmıyorlar ya. Babam demiş ki zaten sevmiyordum. İyice sevmiyorum. Ya kimi tutsam o sene de Trabzonspor şampiyon olmuş. Vay Anadolu devrimi şu bu. Anadolu takımı İstanbullulara haddini bildirdi. Öyle Trabzonsporlu olmuş. Sonra ben bunu Selim abiye sordum. Abi dedim sen niye böyle yapıyorsun ya? Adama pas vermiyorsun. Benim babam sizin yüzünden Fener'den nefret etti şu bu. Dedi ki ya o da çok o kadar almasaydı dedi. Olayı doğruladı. Olayı doğruladı yani. Peki. Böyle bir hikayemiz var. İzleyicilerimize sağ olun. Birçok yorum bütün geliyor. Trabzonsporlulara, Beşiktaşlara, Galatasaraylılara, Fenerbahçelilere. Birçok tabii şehirden de geliyor. Ozan Ergin, Göztepe her şeyden öte sevdik. Göztepe'mize de selam gönderelim. Göztepe'de tam bir aşk yaşanıyor. Tabii. Tam aşk yaşanıyor. Göztepe'de öyle, Karşıyaka'da öyle. Karşıyaka'da öyle tabii. İkisi de öyle hakikaten. Altay da öyle, Altay'ı da atlamayalım. Büyük yani. Bahsederken. Demirsporlu var bir tane, bizim İsmail var. İsmail Demirsporlu. Selam olsun. Onlar çok var ya şehir takımlarından. Bu doğru İlhan Bey'in söylediği. Futbolu bana sevdiren en büyük sebep mahalle maçları, hissettiklerimiz. Evet, taşları koyardık, ne güzel maç yapardık. Şimdi pek kalmadı galiba. Tabii mahalle maçı çok önemlidir yani. Çok önemli. Çok keyif alırdık biz. Mahalle, yani sokakta oynayamadığın sporu sevemezsin. Koştur koştur yazlığa giderdik. Daha eşyalar indirilmeden ben hemen aşağıda küçük saha vardı. Sahaya yani koştur koştur 10 giderdim. 10 tane sokakta oynayamadığın sporu sevemezsin. Mesela ben buz hokeyinin Türkiye'ye çok uygun bir spor olduğunu düşünüyorum. İzlemesi de çok keyifli. Fener Galatasaray olduğunu düşünsene mesela. Beşiktaş Fener Galatasaray. Çok keyifli. Ne kavgalar çıkar ya. Her dakika 2 dakika cezası olur. Yani çok güzel spor ama sokakta yapamazsın. Çünkü mesela bence yani. Sokak. Çok başarılı bir spor. O yüzden yani. Her sokakta pota olmalı bu arada. Basketbolu o yüzden seviyoruz, evet. Doğru. Ya biz işte Koca Mustafa Paşa'da ben diyeyim Erbo 8-9, sende 9-10. Şimdi sokak var. Sokakta 3-4 tane garibim araba park etmiş. Atıyorum 5 dakikada bir de karşıdan araba geliyor. Atar tutar yapardım. Nereye geliyorsun kardeşim falan diye. Tabii. Şimdi o sokağa ben araba geliyor, topu sokağında yani sittin senedir diyebileceğim minimum 6-7-10 senedir anneannemin sokağına araba park edemiyorum. Ortalama 60 sene diyorsun yani. Ortalama 60 senedir yani üst üste o kadar stres yaptı ki bende. 6 senede 10 yıllık stres yaptı. Araba park edemiyorum. Bak bırak araba geçmesini. Çift sıra yani top oynuyorduk o sokağa. Kukalı saklambaç falan. Tabii işte şey yani yeni nesil çocukların da başka sporları var. Onlar işte o yüzden bilgisayar oyunları seviyorlar abi. E-spor var abi. Evde oynuyorlar çünkü. Bilgisayar oyununda da futbol oynadığınız zaman arkadaşlar çünkü. Orada hakem hatası hiç olmuyor. Futbolcu da pek hata yapmıyor. Konu bağlanıyor. Anlatabildim mi? Halbuki mahallede maç yaptığın zaman. Bir kere biz karar veriyorduk ya. Mahallede maç yaptığın zaman en fazla şey aç kaleyi. İtirazı da o. Aç kaleyi var değil mi? Aç kaleyi. Tabii. Kaleyi aç. Adamın gol diyor var bir de. Adamın en güzel diyor. Adamın gol diyordur. Adamın gol diyor. Taş üstü. Taş üstü dersin. Taş yok üstü. Adamın gol diyor adamın falan. Tamam gol bırak gol olsun oynuyoruz tamam, devam. Olsun bir de şey güzeldir. Penaltıyı tersten. Hayır orada ya. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi sen bilgisayarda oynuyorsun. Orada robot oynuyor yani robot. Sıfır hata. Hakem hiç hata yapmıyor abi. Oyuncu da yeteneğine göre hiç hata yapmıyor. Hatayı sen yapıyorsun. Sen yanlış zamanda basın. Ama mahalle maçında arkadaşın hata yapar, gol yersin. Araba onun yüzünden, kolasına maç yaparsın, kolayı kaybedersin filan. İşte hayat. Ama dersin ki ya senin canın sağ olsun filan dersin. Bu yüzden hayat futboldur. O kadar o dijital değildir de, hayat. O yüzden de futbolcuya veya teknik adama biraz daha iyi gözle bakabilirsin. Şimdi çok daha fazla öfkeliler gençler. Maalesef. Şimdi en gıcık olduğumuz olaylardan birini anlatıyorum. Siz de evet diyeceksiniz. Abi sırayla kaleye geçme meselesi. Abi canım. Sırayla çok kaleye geçme. Çok kötü bir şey. Golatan kaleye vardı. Ay, Golatan kaleye. Golatan kaleye oynamışsındır sen. Tamam. 14-16 oynadık. 14. 9 aylık vardı. 9 aylık vardı. 14-16 vardı. Ya bir de uluslararası Japon kale var mıydı? Japon kale vardı. Ben pek beceremezdim. Çok küçük. Japon kale. İlk grafiği verir misin bu arada? Tek kale vardı. Tek kalenin hastasıydı. Abi tek kalenin hastasıydı. Ama baskette mesela çift pota zor da. Tek pota güzel tabii. Tek bak Şenol Hoca bugün bir sevgililer günü mesajı yazmış antrenman tesislerinde Nevzat Demir'de. Oğuzhan Özyakup paylaştı. Sevmek için yürek, sürdürmek için emek gerek. Sevgi ne boğazda, ne mum ışığında yemek yemek. Ne pahalı bir pırlanta demek.
Sevgi bir lokmadaki iki mutlu insan demek. Sevgililer gününüz kutlu olsun, her gününüz mutlu olsun. Önemli olan neye sahip olduğunuz değil, sahip olduklarınızı kiminle paylaştığınızdır.